saate kadar Türkiye'nin, dünyanın yaşadıklarından bir demet ortaya koyduk. Yaşananlar böyleydi. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün yanında konuğu var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu. Kameralarımız da Ankara'da. İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu. Süleyman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Süleyman Bey malum hükümet kurma çalışmalarının AK Parti CHP ayağının istikşafi görüşmeler bölümü tamamlandı. Öncelikle genel bir soruyla başlayalım. Nasıl görüyorsunuz gelinen noktayı? CHP ile AK Parti'nin bir koalisyon hükümeti kurması mümkün mü? Yoksa an itibariyle ibre biraz erken seçime doğru mu dönmüş vaziyette? Ne dersiniz? Tabii 7 Haziran seçimlerinin hemen akabinde siyasi partilerin yapması gereken, sistemimizin, rejimimizin yapması gereken anayasal sürecin işlemesidir. Ve bugün bu anayasal sürecin önemli bir zaman dilimindeyiz hep birlikte. En yüksek oy alan siyasi parti AK Parti, bizim partimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini hemen akabinde hem MHP'ye hem CHP'ye hem de diğer siyasi partiye bir ziyaret gerçekleşmiş ve gerek partimizin yetkili kurulları, gerek Sayın Başbakanımızın tasarrufu, gerek yapılan tüm değerlendirmelerin ışığı altında hem CHP ile hem de MHP ile bu koalisyon görüşmelerinin, yani daha doğrusu hükümet kurma görüşmelerinin sürmesi konusunda bir karar alınmış. Ve bunun üzerinden de MHP, biz muhalefette kalmayı daha ziyade benimsiyoruz. Hele siz bir diğer siyasi partilerle yapılan görüşmeleri bir değerlendirin, ondan sonra bakalım dedikten sonra biz de CHP ile birlikte çok da doğal olarak bizden sonra en yüksek oy alan siyasi parti olması hüviyetiyle Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Ben siyasi hayatımız açısından da önemli bir görüşme olduğu kanaatini taşıyorum. Elbette ki içinden tartışmalar çıkarılabilir, değerlendirmeler yapılabilir, olumlu görüşler, olumsuz görüşler serdedilebilir. Ama hem demokrasimizin hem 7 Haziran seçim sonuçlarının ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler ışığı altında bu görüşme, bana göre istikşafi yapılan bu görüşmeler gerek kamuoyu nezdinde, gerek siyasi partiler cephesinde olumlulukla sonuçlanan bir görüşme oldu. Hem siyasi partilerin birbirlerinin programlarını bir daha üzerinden geçmesi açısından, bir de şöyle de bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Siyasi partiler de kendi programlarını, Türkiye'ye bakışlarını, gerek geçmiş, gerek bugün, gerek gelecek Türkiye tasavvurları açısından ortaya koyacaklarını bir masanın etrafında çok net bir şekilde değerlendirdiler. Şunu görüşmeci arkadaşlarımızdan da elde ettiğimiz bilgiler ışığı altında söylüyorum. Görüşmelerde iki siyasi partinin birbirlerinin programları açısından ben birbirlerine yönelik katkılar olduğu kanaatini taşıyorum. Peki umutlu musunuz? Çünkü neticede siz bir genel çerçeve çizdiniz ancak sorunun diğer bölümü an itibariyle yanıtsız kaldı. Umutlu musunuz? Bir koalisyon hükümeti olup olmayacağı ne zaman şekillenir? Şimdi bunu bu görüşmeyi yapan başta Sayın Çelik olmak üzere taraflar net bir şekilde ortaya koydular. İstikşafi görüşmeler, yani bu siyasi partilerin, AK Parti ve CHP'nin yaptığı görüşmeler bir koalisyonu belirleme görüşmesi değil. Programlar çerçevesinde nasıl bir yol ve yöntem ortaya konulabilirin altı dolduruldu. Bu bundan sonra gerek Sayın Başbakanımızın, gerek yetkili kurullarımızın ortaya koyacağı bir bu sadece bizim için değil, bu CHP için de aynı şey geçerli. Yani bu tek taraflı bir bakış değildir. Her ne kadar bizim hükümet kurma çalışmalarında istekli, isteksiz, olumlu, olumsuz davranışımız kadar Cumhuriyet Halk Partisi de bir taraftır. O tarafın da ortaya koyacağı bir değerlendirme bizim açımızdan da Türkiye açısından da önemlidir. Elbette ki şunu ifade edeyim, bir olumsuzluk veya olumsuzluk şu anda bizim ortaya koymamız görüşmeler açısından elbette ki zaman açısından da boşa düşen bir söz olarak değerlendirilebilir. Bunlar gerek Sayın Başbakanımıza, Genel Başkanımıza takdir edersiniz ki bu 3 gün, yani görüşmeler bitti ve hemen Yüksek Askeri Şura ile ilgili Pazartesi, Salı ve Çarşamba Sayın Başbakanımızın katıldığı çalışmalar ortaya konuldu ve zannediyorum bugün, yarın özellikle Yüksek Askeri Şura'nın mesaisi bitiminden hemen sonra partiler,
muhakkak CHP'nin kendi iç değerlendirmesi vardır. Partimiz, Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında bir değerlendirme yaparak gerekli görüşmelerde oluşan tabloyu kendi içerisinde bir siyasi değerlendirmeye de tabi tutacaktır. Peki genel başkanların ne zaman görüşmesini bekliyorsunuz? Yani bu görüşmelerin başlangıcında dikkat ederseniz bu bir süreye bağlı değildi. Yani bu sürelerin içerisinde, yani istikşafi görüşmelerin içerisinde genel başkanlar görüşebilirlerdi. Böyle bir tercih ortaya koymadılar. Şimdi görüşebilirler. Yetkili kurul kararlarından sonra da görüşebilirler. Yani bu da aslında açık bırakılan bir pozisyondu, bir opsiyondu. Şimdi bu opsiyonu önümüzdeki bu 1-2 gün içerisinde genel başkanların takdiri neticesinde göreceğiz. Eğer CHP ile olmayacaksa o zaman ibre görünen o ki MHP'ye dönecek. Yani daha doğrusu görüşmeler açısından bahsediyorum. MHP ile mi görüşülecek yoksa erken seçim mi gündeme gelecek? Eğer CHP ile bir sonuç çıkmazsa tahmininiz nedir? Şimdi Murat Bey, tabii kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapılacak. Siz de takdir edersiniz ki, bizi izleyenler de takdir ederler ki bu dönem spekülasyonların da yapılacağı, gerçeklikler üzerinden de konuşulabileceği bir dönemdir. Çok doğal olarak Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Yani bir seçim yapıldı, milyonlarca insan kendi tercihlerini ortaya koydu ve bunun sonucunda da bir hükümet kurulmasını bekliyor. Bu çok doğaldır. Veya bir kısmı erken seçim istiyor, bir kısmı azınlık hükümeti beklentisi içerisinde, bir kısmı CHP ile AK Parti hükümeti, bir kısmı AK Parti MHP hükümeti şeklinde bir değerlendirme bekliyor. Ama bunların hepsinden anlaşılıyor ki önümüzdeki dönem içerisinde AK Parti'nin %41 oyunun hem demokrasi açısından hem parlamenter aritmetik açısından büyük bir önemi var ve her senaryo içerisinde, yani önümüzde oluşabilecek her senaryo içerisinde AK Parti'nin ağırlığı oldukça yüksek. Yani karar verme ağırlığı da içerisinde, eylemsel ağırlığı da oldukça yüksek. Yani biz tabii koalisyon kurma konusunda, yani hükümet kurma konusunda ve Türkiye'yi hükümetsiz bırakmama konusunda İlk günden itibaren milletin bize vermiş olduğu sorumluluğu ve milli iradenin bize vermiş olduğu işareti aynı şekilde taşıyoruz. Buradan hiç ayrıldığımız söz konusu değil. Ve biz eğer uygunluk ölçüsü içerisinde olursa Cumhuriyet Halk Partisi ile bir hükümet kurma konusunda, yani biz bunları sadece dostlar alışverişte görsün, işte zamanı geçirelim, 45 günlük, 50 günlük her ne kadarsa işte, yani anayasanın %14 maddesi 45 gün olarak bunu net belirliyor ama bu illa 45 gün olacak diye bir şey diye de söz konusu değil. İşte bu 45 günlük, 50 günlük süreç içerisinde biz bunu istediğimiz değerlendirmeler içerisinde yapalım. Ondan sonra milletimize diyelim ki efendim biz bunu yapamadık. AK Parti meseleye böyle bakmıyor. AK Parti bu meseleye bütün samimiyetiyle ve bir hükümet kurma anlayışı içerisinde bakmaktadır. Bir kırmızı çizgide dikkat ederseniz diğer siyasi partilerin kendi adına maddeler olduğu, kırmızı çizgiler olduğu, bizim kırmızı çizgimiz yok, bizim ilkelerimiz ve prensiplerimiz var. İlkelerimiz ve prensiplerimiz de milli iradenin ışığı altındadır, milletimizin ışığı altındadır, milletimizin talimatı altındadır. Bunun dışında hiçbir hareket ortaya koymadık bugüne kadar. Ne partimizin yetkili sözcülerinden herhangi birisi bir değerlendirme ortaya koydu, ne Sayın Genel Başkanımız farklı bir değerlendirme ortaya koydu, ne de teşkilatlarımız kendi isteklerini, arzularını farklı değerlendirmelerle ortaya koydu. Hiç böyle bir şey olmadı. Sadece milletimiz bize 41 oy verdi. Bu oy hükümet kurmaya yönelik bir oydur. Eğer biz kurabiliyorsak, biz kuramıyorsak bizim dışımızdaki alternatifler de bunu yapmaya muktedirdirler. Onlar da kurabilirler diye bunu defalarca ortaya koyduk. Ama eğer bütün bunlar gerçekleşmezse bizim de bağlı bulunduğumuz, siyasi partilerin de bağlı bulunduğu, sistemin de bağlı bulunduğu bir anayasal süreç var. Bu anayasal sürecin gereği yerine getirilir. Cumhuriyet Halk Partisi ile kurmak isteriz. Olmazsa Milliyetçi Hareket Partisi ile tekraren bunu kurmak için çaba sarf ederiz. Bunu açık yürekli ortaya koyuyoruz. Niçin söylüyoruz bunu? Bunu bugün ben söylenmeyen, bugüne kadar üstü açılmayan bir sürü söylüyor değilim. Sayın Başbakanımızın yaptığı görüşme Sayın Bahçeli ile kamuoyunun malumları bir görüşmedir. Necede millet bizden sizi erken seçime götürmek için bir süreç ortaya koyulmasını ve bu seçim sonuçlarını bunun için belirledim demiyor. Bize bir hükümet kurma talimatını verdi. Biz bu talimat için elimizden geleni yapma kanaatini gerçekleştireceğiz. Niye HDP alternatifini hiç konuşmuyoruz? Onlar başından itibaren böyle bir hükümet kurulmasını kendi açısından
AK Parti ile hükümet kurulmasını sakıncalı gördüler. Yani bizi sakıncalı gören bir anlayışla oturup bir değerlendirme yapmanın da milletimiz de bunu kabul eder, bizi anlayışla karşılar ki çok doğru buluyor değiliz. Şu anda belki bu konuları konuşmak için erken olabilir ama bir taraftan da gerek görsel gerek yazılı basında sürekli iddialar, yorumlar çıktığı için sormadan edemeyeceğim. Eğer CHP ve MHP ile de olmazsa o zaman seçimlerin tekrarı ya da erken seçim gündeme gelecek. Peki o zaman bir teknik konu ortaya çıkıyor. Erken seçim kararı nasıl alınacak? Size göre nasıl alınabilir? Yani bu da kamuoyunda sizin bahsettiğiniz gibi çok konuşuluyor. Eğer siyasi partiler kendi içerisinde eğer bir uzlaşma sağlayabilirlerse, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi buna onay verirse, meclis de buna bir erken seçim kararı olarak onay makamı olabilir. Eğer buna siyasi partiler, yani bu nasıl olabilir? Seçime yönelik bir koalisyon olabilir. Vadesi konusunda bizim bir şey söylememiz elbette ki buradan mümkün değildir. Eğer buna meclis ve diğer siyasi partiler onay vermezlerse, bir koalisyon şeklinde erken seçime gidilebilir, bir azınlık hükümeti şeklinde erken seçime gidilebilir. Bunlar alternatiflerin arasındadır. Ama şimdi bütün bunları bizim bu masanın etrafında kendi değerlendirmemizle şunu söyleyeyim, süreç açısından sakınca ortaya koyabilir. Neden? Şu anda masada bir mesele var. Masada bir AK Parti CHP hükümet kurma meselesi var. Eğer biz AK Parti CHP hükümet kurma meselesi konuşulurken kalkıp bir erken seçim simülasyonları, senaryoları üzerinden partinin yetkili organları olarak bir değerlendirme ortaya koyarsak bu görüş yapacağımız görüşmeleri başından sakatlama anlamına girer. Bunun için dikkat ederseniz AK Parti bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmamaya özen göstermektedir. Çünkü masada Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşme ve konuşma yapıyoruz ve biz bunun olumlu sonuçlanması konusunda bir samimi değerlendirme ortaya koymaya çalışıyoruz. Eğer bu neticelenmezse, olumsuz olursa elbette ki diğer alternatifler masaya gelecek ve bu konuda her siyasi partinin değerlendirme yapma hakkı kadar AK Parti'nin de bir değerlendirme yapma hakkı olacaktır. Siz tabii CHP ile görüşmeler sürerken, hatta ardından daha başlamamış MHP görüşmeleri varken erken seçim veya seçim tekrarı konusunda konuşmanın hatalı olduğu yönündeki düşüncenize saygı duyuyorum. Ancak bir taraftan yine kamuoyunda çokça tartışıldığı için sormadan geçemeyeceğim bir soru var. Dün Ankara'da kulisleri hala hareketlendiren bir açıklama oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Sayın Semih Yalçın Reuters'a verdiği demeçte seçimlere gidilmesi şartıyla AK Parti azınlık hükümetini destekleyeceği söylediği iddia edildi. Gerçi sonradan hem MHP'den hem Sayın Semih Yalçın'dan yalanlama geldi. Ancak böyle bir olasılığa AK Parti nasıl bakar? Yani seçim şartıyla MHP tarafından desteklenen bir azınlık hükümeti. Sizin açınızdan kabul edilebilir, istenilebilir bir formül müdür? Murat Bey, yani Milliyetçi Hareket Partisi için iki görüş de makuldür. Yani bir azınlık hükümetini destekleme veya çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu sürecin başından itibaren pozisyonu açık tuttu. Yani bir hükümet kurma sürecine girmeyeceğini, yine hacette çok zorda kalınırsa memleketin bekası için bir daha düşünülebileceğini ortaya koydu. Hı hı. Ama bizim önümüzde, tekraren söylüyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir hükümet kurma opsiyonumuz var. Ve biz bu opsiyonla ilgili karşılıklı heyetler görüştüler ve Sayın Başbakanımızın ve genel başkanların bu opsiyon önlerinde durmaktadır. Bizim yapmamız gereken bu opsiyonla ilgili olumlu görüşleri beslemektir. Yani bu opsiyonun kullanılmasıdır. Ve AK Parti bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılacak görüşmeleri tamamlamadan olumlu biter, olumsuz biter. Yani iki alternatif var zaten. Bir görüş bu konuda kamuoyuyla paylaşmamayı esas teşkil eder. Yani bizim dışımızda bu meseleyi takip edenler, çok haklı da takip etmek durumunda olanlar, bu meseleyi takip edenler çeşitli alternatifleri, simülasyonları ortaya koyabilirler. Bu da kamuoyunun haklı görüşüdür. Ama biz bu konuda, yani eğer CHP'li olmazsa alternatifimiz şudur: Milliyetçi Hareket Partisi ile biz azınlık hükümeti isteriz veya onlarla bir seçim esaslı bir koalisyona gireriz veya başka bir esaslı koalisyona gireriz gibi bir değerlendirmeyi bugünden yapmak muhataplarımız açısından da incitici olur, bizim açımızdan da doğru olmaz.
şunu da sormak istiyorum o zaman müsaadenizle. Her ne kadar sürekli olarak CHP ile görüşmelere siyasi nezaketen de olsa atıfta bulunsanız, yine dediğim gibi bugünkü gazeteleri açtığınız zaman da her yerde erken seçimin ne zaman olacağına dair yazılar var. Kimilerine göre 2016 sonbaharı, kimilerine 2015 sonbaharı, kimilerine göre de 2016 ilkbaharı. Hangisi AK Parti için daha uygundur, istenilir ya da bir tercihiniz hepsi siz için mübah mıdır, ne dersiniz? Şimdi AK Parti de şöyle bir siyasi parti değil. Yani geleceği hiç öngörmeyen, gelecek alternatiflerini kendi içerisinde düşünmeyen bir siyasi parti değil. Çokça istişare yapan, çokça kendi kurullarını bu konuda görüşlerine başvuran ve toplumumuzun ne düşündüğünü araştırmalarla sürekli olarak değerlendiren ve bu konudaki siyasi kararlarını bütün bunlarla birlikte hem teşkilatı, hem milleti, hem araştırmalar, hem siyasi tecrübesi, bilgisi, birikimi, şimdi AK Parti'den bahsederken 13 yıl iktidar yapan, parlamento tecrübesi çok yüksek, hükümet etme tecrübesi çok yüksek, kritik krizlere çok olumlu cevaplar verebilen bir siyasi partiden hep beraber bahsediyoruz. Bakın, bizim merkez yönetim kurulumuz var, genel başkan yardımcılar oluşan. Bizim merkez karar yönetim kurulumuz var, partimizin en üst karar organı. Bizim genişletilmiş il başkanları toplantımız var. Bilmenizi istiyorum ki bunların kamuoyuna aksetmeyen bölümlerinin tamamında bu değerlendirmeler yapılmaktadır. Yani millet ne istiyor? Milletin esas kararı nedir? Bizden beklenti nedir? Nasıl bir hükümet kurma seçeneği üzerinde milletimiz, tabanımız, bize yakın seçmenler, bize uzak olan seçmenler, orta kümede olan seçmenler nasıl durmaktadır? AK Parti bütün bunların tamamını değerlendirmektedir. Ama bütün bunlardan ziyade, yani kendi bakışını da ülkemizin ve milletimizin çıkarlarına yönelik olarak örtüştürerek gitmektedir. Yani AK Parti şöyle bir varlık değil. Kendi bir siyasi parti, kendi çıkarlarına bakarak hareket eden bir siyasi parti değil. AK Parti, milletin çıkarlarını, ülkenin çıkarlarını, ülkenin 13 yıldır elde ettiği kazanımların devamını kendi birinci ilkesi ve felsefesi olarak kurulduğu günden itibaren bugüne kadar taşıyan bir siyasi parti olarak ortadadır. Ve milletten ayrı, kendi tabandan ayrı, seçmeninden ayrı bir hareket kabiliyeti olan, benim bugün işime bu geliyor ya, ben böyle davranırım şeklinde bir umursamaz davranışı ortaya koyan bir siyasi parti değil. Tam tersi. Bütün bu sorumluluğuyla hareket eden, dikkat ederseniz seçim bitti 7 Haziran. Bugün Ağustos ayındayız ve Ağustos ayında aynı sorumlulukla hareket etmektedir ve bu sorumluluğunu da bir an için vazgeçmemektedir. Buradaki temel nitelik şudur: her ne söylenirse söylenirsin, ne ortaya konulursa konulsun, millet bize 41 puanla evet siz bir iktidar olabilme hakkına sahipsiniz ve bunu deneyin ve bunu olumlu olarak düşünün gibi bir mesaj vermiştir. Biz de bu mesajın üzerinden bunu denemeye çalışıyoruz. Elbette ki tabanımızın ne söylediğini görüyoruz. Elbette ki milletimizin ne ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabanınız ne söylüyor Süleyman Bey? Bunu şundan dolayı soruyorum. Çünkü bir iddia var. Partinizin şu anda bir anket yaptırdığı ya da yaptıracak olduğu ve bunun sonucuna göre de erken seçime yönelik partinin ana kararının, asıl kararının şekilleneceği yönünde. Şu anda tabanınız ne diyor? Bu yönde bir anket var mı? Şimdi Murat Bey, biz sürekli olarak anket yaptırıyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz, kamuoyumuz da biliyor. Yani bazen bir ayda bir, bazen bir haftada bir olayların bizi ne noktaya getirebileceği ve milletimizin ne söylediğini çok daha iyi anlayabilmek için çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. Ve bu ciddi araştırmalarda gerek hükümet kurma biçimleriyle ilgili sonuçlar çıkıyor. Biz onları, sadece belirleyici onlar değildir yalnız, onu söyleyeyim. Yani çünkü çıkan nedir belirleyici olmasa bile? Araştırmalarla ilgili, tüm araştırmalarla ilgili, bizim parti tabanımızın söyledikleriyle ilgili, milletimizin söyledikleriyle ilgili ve partimizin tecrübeleriyle ilgili hepsi bir araya gelir. Buna yetkili kurullar net bir şekilde Sayın Başbakanımızın başkanlığında karar verir. Yani ne tabanımızın söylediğiyle ilgili, ne araştırmalarla ilgili, ne yapmış olduğumuz kapalı toplantılarla ilgili bir AK Parti CHP görüşmesi esnasında benim buradan bir görüş serdetmem ve bir değerlendirme ortaya koymam bu görüşmeleri sakatlayıcı bir değer ortaya koyar ki bunu bu güne kadar 2 yıl 2 aydır sürdürdüğümüz samimiyet çizgisiyle aslında ben de örtüştürmem.
O zaman başka bir konuya geçmek istiyorum. Madem siz ser verip sır vermeyeceksiniz. MHP ile HDP arasındaki bir gerginlik söz konusu ve bu çerçevede de MHP tarafından bir şerefsizler listesi gündemde. HDP de bugün itibariyle meclis başkanlığına bir soru önergesi vermiş bu konuda. Siz ne diyorsunuz bu tartışmaya? O parti ya da bu partiye oy verenlerin ya da vermeyenlerin şerefli şerefsiz olarak değerlendirmesi konusunda. Şöyle ifade etmeliyim. Yani HDP çok gergin bir politik çizginin üzerine oturdu. Yani bu uzun zamandan beri böyle. Yani bir siyasi parti anayasal bir kurumdur ve meşruiyetini seçmeninden, anayasasından, siyasi partiler kanunundan ve milletinin kendisini tanımlamasından alır. Türkiye Partisi iddiasıyla harekete geçen bir siyasi parti eğer terör örgütüyle arasına bir mesafe koyamıyor ise, eğer Türkiye Partisi olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Türkiye'nin meşru bütün organlarından güç alan bir siyasi parti, eğer hala Suruç'taki veya Ceylanpınar'daki iki evladımızın evlerinde kalleşçe şehit edilmelerini, kirli ama biraz subayımızın bankamatikten para çekerken arkasından alçakça katledilmesini temiz diye ayırabilme veya bir binbaşımızın hanımının evine oruca yetiştirilmesi için alelacele misafirlikten eve yetişme anında alçakça katledilmesini temiz diye nitelendiriyorsa, şimdi burada artık sözün bittiği yer olmuştur. Burada söz söylenmez. Burada siyaset yoktur. Şimdi burada HDP'ye söylenecek bir söz var. Sen Türkiye'nin partisi misin? Bu asker kimin askeri? Bu güvenlik görevlisi kimin güvenlik görevlisi? Zaten şöyle bir saçmalıkla da karşı karşıyayız Murat Bey. Yani şöyle kavramlar duyuyoruz. Taraflar. Yani bir meşru çizgiye getirmeye çalışıyorlar. Neyi? PKK terör örgütü. Bir cani örgütü. Bir meşru çizgiye. Neyle kıyaslıyorlar? Kıyasladıkları devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani hepimizin oluşturduğu, hepimizin içerisinde bulunduğu, hepimizin güvenliğinden mesul, sorumlu, şu anayasal süreç içerisinde bulunan bir devleti, bir PKK terör örgütüyle beraber, herhangi bir terör örgütüyle, belki de DHKPC ile de eşitlemeye çalışacaklardır. Belki de KCK ile eşitlemeye çalışacaktır. Taraflar, savaş, barış. Şimdi savaş neyle olur? Devletler arasında olur. Barış neyle olur? Yani bunu terminolojik olarak ortaya koyan, bir dil olarak ortaya koyan, yavaş yavaş bizi bir çizgiye götürmeye çalışan bir anlayışı görüyoruz. Bunu kendini güvenli olan, kendini toplumda bir noktaya getiren, aydın kisvesi altında bulunan insanlar da aynı rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Yani bir taraftan siz devletin güvenlik görevlisine pusu kuracaksınız, tuzak kuracaksınız, arkadan katledeceksiniz, evladı yanında, hanımı yanında onu şehit edeceksiniz. Ardından taraflar bu konuyu barışla çözsünler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde birkaç tane alternatif devlet var, birkaç tane alternatif yapılanma var ve burada biz eksik mi yapıyoruz? Bunu son derece rencide edici, son derece zedeleyici, son derece siyaset açısından da Türkiye açısından da vahim bir dil olarak nitelendiriyorum. Ve ben bunun dalalet, gaflet bir nokta daha öteye giderse bir ihanet dili olduğu kanaatini ortaya koymaya çalışıyorum. Herkes haddini hududunu bilsin. Yani bu benim için de geçerli, bu herkes için de geçerli. Şimdi siyasi partilerin kendilerine ait değerlendirmeleri, görüşleri olur. Bakın, demokrasi Murat Bey turu atı olarak kullanılamaz. Yani kendi ajandalarındaki, gizli ajandalarındaki hedeflere ulaşılabilmek için ben demokrasiyle şuraya kadar gideyim, ondan sonra demokrasiyi istismar ederek, demokrasiyi turu atı olarak kullanıp istediğim sonuca ulaşayım anlayışını demokrasi de kabul etmez. Demokrasinin içerisinde şeffaf bir şekilde yaşayan millet de kabul etmez. Tırnak içinde söylüyorum. Demokrasi kullan at rejimi değildir. Tekrarla. Demokrasi kullan at rejimi değildir. Yani istediğin kadar kullan, ondan sonra at. Ben Türkiye Partisi olacağım diye bunu söyleyiver. Sonra orada demokrasi içerisinde hazmedilemeyecek bütün unsurları ortaya getir.
Sonra da tetikler elden çekilsin. Kime söylüyorsunuz bunu? Devlet elini tetiğe getirmez, elini tetikten çekmez. Devlet bütün bunların tamamını hukuk, anayasal süreçler ve kanunlar çerçevesinde verir. Burası bir çadır devleti değildir. Siz alternatif devlet oluşturmak için çaba sarf edeceksiniz. Paralel yapılar oluşturmak için çaba sarf edeceksiniz. Bütün paralel yapılar bir araya geleceksiniz. Burada, bu coğrafyada 1000 yıllık bu ülkenin huzurunu, sükununu ortadan kaldırabilmek için her türlü oyunu ortaya koyacaksınız. Her türlü tezgahı hazırlayacaksınız. Tekraren söylüyorum. Tırnak içinde belirtiyorum. Truat olarak demokrasiyi istediğiniz emeller için kullanma aracı olarak göreceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki silahlar sussun. Yani silahlar sussun derken PKK silah bıraksın ve çeksin diye bir ifadeyi, bir insancıl ifadeyi, bir huzur ifadesini ortaya koyamayacak, cesaretli olamayacaksın. Sonra da bu yapılan adi terör eylemlerinin birisini kirli, birisini temiz olarak nitelendireceksin. Yani belki de maalesef bir akıl kaybıyla karşı karşıyayız. Bir telaşla karşı karşıyayız. Özellikle Demirtaş'ta, HDP'de son günlerde ciddi bir telaş yok. Daha ne istiyorsunuz? Brüksel'e gidiyormuş. Bu millet size %13 oy verdi. Brüksel'e gidiyormuş, ne diyorsunuz? Şimdi tabii burada şöyle bir sabır ortaya konuldu uzun zamandan beri. Bu milli birlik ve kardeşlik sürecinde hepimiz istediğimiz bu ülkede huzurun olmasıdır. Bundan daha makul bir gerekçe olamaz ki. Bunu bugüne kadar yapmak isteyenlerin hepsine Murat Bey, siyasi olarak da yapmak isteyenler, biz karşı karşıya kaldığımız olayları çok çabuk unutuyoruz. Bu ülkede bir orgeneral nasıl şehit edildiğini hep beraber biliyoruz. Yani binbaşımızın şehit edilmesiyle, lütfen herkes bir empati kursun, orgeneralimizin şehit edilmesi arasında belki tarihsel süreç olarak, zaman dilimi olarak bir fark var ama ya ikisinin de hem Kürt kardeşlerimize yakınlığı, hem orada ortaya koymuş olduğu insancıl görev, hem oradaki bu milli birlik ve kardeşlik sürecine uygun attığı adımlar, bir araya getirelim ve bir değerlendirme yapalım. Şimdi bütün bunlar gerçekleşecek. Ondan sonra iç kamuoyu açısından Türkiye'nin biz her tarafından mesaj alıyoruz. Geç kalmışsınız. Geç kaldınız diyorlar bize. Hangi konuda? Yani bu Kandil'in bombalanması, Türkiye'yi taciz eden unsurlar konusunda ortaya konulan kararlılık. Geç kaldınız. Herkesin söylüyor ama biz bu geç kalmayı bir ülke zafiyet olarak görmüyoruz. Tam tersi. Bu milli birlik ve kardeşlik sürecine olan itimadımız, inancımız. Ama siz bunu istismar edeceksiniz. Müslümanlardan kan akıtacaksınız. Kimi tehdit edeceksiniz? Kendi insanınızı. Demokrasiyi söylüyorum biraz önce. Bir kullanat rejimi olarak görüyorsun. İstediğin zaman tehdit ediyorsun. Tehdit etme kabiliyeti varsa devlette var. Silahı onda. Gücü onda. Peki devlet tehdit etmiş mi? Bu seçim geçirdik. Biz bir seçim geçirdik. Devletin bir tek kişiyi tehdit ettiği söz konusu değildir Murat Bey. Niçin tehdit etsin devlet? Tam tersi. Seçimin usulünce yapılabilmesi için elinden gelen bütün gayret, silah onda, son bir tank dakika. Onda, top onda, tüfek onda, uçak onda. Demek yapabildiği zaman yapabiliyor. Caydırıcılığını, kararlılığını ortaya koyabiliyor. Brüksel'e gideceksin. Ne anlatacaksın? Neyi anlatacağını söyleyeyim. Lütfen bir dakika. Çok mesela. Net. Aynen Suruç katliamında. Bak çok net bir şekilde katliam diyebiliyorum. Çünkü orada sivillerimiz katledildi. Bizim insanlarımız bunlar. Suruç katliamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle, hükümetiyle ve hükümeti yürüten AK Parti ile IŞİD'i, bir terör örgütünü bir araya getirebilecek anlayışı nasıl dünyaya Türkiye'yi şikayet ederek pazarlamışsa yine Brüksel'e aynı anlayış için gidecektir. Dünyanın öteki tarafına da gitse aynı anlayışı ortaya koyacaktır. Zihniyet sakat bir zihniyettir. Ve bunların zihniyeti burada Türkiye'nin huzurunu ve sükununu ve istikrarını ortaya koyabilen bir zihniyet değildir. Tam tersi o gizli ajandalarını ortaya koyabilecek bir anlayışı adım adım gerçekleştirmek istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim, son cümle olarak da ortaya koymaya çalışayım. Bizim bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili herhangi bir endişemiz söz konusu değildir. Kimse bir hayale falan kapılmasın. Böyle bir şey de söz konusu olmaz.
gereği neyse yerine getirilir. Ama bizim bu ülkenin her noktasında demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri ve eşit vatandaşlığı en iyi şekilde ortaya koyabilme sorumluluğumuz ve görevimiz vardır. Milli birlik kardeşlik süreci de o sorumluluğumuzun görevi. Bugün kamu düzenini de ortaya koyabilmek o sorumluluğumuzun temel görevlerinden bir tanesidir. Bir sorumluluğumuz daha var. Kürt kardeşlerimize yönelik bir sorumluluğumuz var. Bizim devlet olarak onları PKK illetinden çekip almak, onların kendi hür ve özgür iradeleriyle karar verebilecekleri bir Türkiye oluşturmak da temel görevlerimizden bir tanesidir. Bugün bunu yapıyoruz. Süleyman Bey, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, yayın konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu'ydu. Vaktimiz el verdiğince şu anda Ankara'nın gündemindeki en önemli iki madde, koalisyon arayışları ve terörle mücadele konusundaki sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar efendim iyi bir gün diliyorum. Ve böylece